Merhaba değerli arkadaşlar. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan online kazanım izleme sınavındaki 12. sınıf fizik sorularının çözümlerini yapacağım. Hiç vakit kaybetmeden hemen sorularımızın çözümlerine başlamak istiyorum. Evet değerli arkadaşlar birinci sorumuzla çözümlerimize başlayalım. Bir dairesel pistte 3 saniyede 12 tur atan bir pise tekerleğinin açısal surati sorulmakta. 3 saniyede 3 saniyede 12 tur yaptığı ifade edilmiş. Bu durumda 1 saniyede 4 tur yapması gerektiğini söyleyebiliriz. Buradan e, hareketin frekansı 4 saniye üzeri 1 olacaktır. Çünkü frekans 1 saniyedeki tur sayısı olarak ifade edilir. Açısal surat ifadesinin omega eşittir 2 pi f olduğunu biliyoruz. Değerleri yerine yazdığımızda 2 pi 3 olarak alınması istenmiş. Frekansımız 4'tü. Buradan sonucun 24 radyan bölü saniye olduğunu buluruz. Bu durumda doğru seçeneğimiz e olmalıdır diyoruz. İkinci sorumuz yarıçapı 2 metre olan dönme dolabın Açısal sürati 20 radyan bölü saniye olarak verilmiş. Bize bu dönme dolabın çizgisel sürati sorulmakta. Açısal sürat ile çizgisel sürat arasında V eşittir omega çarpı R bağıntısı olduğunu biliyoruz. Değerleri yerine yazdığımızda açısal süratimiz 20, yarı çapımızın da 2 olduğu verilmiş. Bu durumda sonucun 40 metre bölü saniye olduğunu buluruz. Bu durumda doğru seçeneğimiz A'dır diyoruz. Üçüncü sorumuz. Kütlesi 3 kilogram olan noktasal K cismi yarı 2 metre olan dairesel yörüngede 4 metre bölü saniye hızla düzgün çembersel hareket yapmaktadır. Cismin açısal momentumunun büyüklüğü sorulmakta. Sabit eksen etrafında dönen K cisminin açısal momentumunun büyüklük ifadesi L eşittir M çarpı V çarpı R olduğunu biliyoruz değerli arkadaşlar. Değerleri yerine yazdığımızda Kütlenin 3, hızın 4 ve yarı çapında 2 olduğu verilmiş. Bu durumda sonucumuzun 24 kilogram metrekare bölü saniye olduğunu buluruz. Bu durumda doğru seçeneğimizin C olduğunu söyleyebiliriz. Dördüncü sorumuz Kepler yasalarıyla ilgili bir sorumuz var. Güneş etrafına dolanan bir gezegen A noktasından B'ye T1, B'den C'ye T2, C'den A'ya T3 de geldiği söylenmiş. Bu alanlar arasındaki ilişkinin de bu şekilde olduğu verilmiş. Şimdi diyoruz ki bu gezegeni güneşe birleştiren yarı çap vektörü eşit sürelerde eşit büyüklükte alanlar tarar. Yani A'dan B'ye gelme süresi, B'den C'ye gelme süresi ve C'den A'ya gelme süresi eğer eşit olsaydı bu alanların büyüklüğü de birbirine eşit olurdu. Ancak alanların büyüklüğü birbirine eşit değil. S1 alanı diğer daha büyük. Bu durumda S1 alanını taramak için gezegenin daha büyük bir süre kullandığını söyleyebiliriz. Benzer şekilde T3'ün de T2'den daha büyük bir süre kullanması gerektiğini söyleyebiliriz. Alanın 2'den daha büyük olması için. Bu durumda doğru seçeneğimizin A olduğunu ifade ediyoruz. Beşinci sorumuz bir harmonik hareketle ilgili bir soru. Cisme etkeden kuvvet, ivme ve hız vektörlerinin yönleri sorulmuş. Bildiğimiz üzere e, KL noktalar arasında basit harmonik hareket yapan bu cismin geri çağırıcı kuvveti her zaman cismin denge konumuna doğrudur. Newton'un ikinci yasasına göre F MA olarak ifade edildiği için kuvvet ile ivme de aynı yönlü olması gerekir. Bu durumda kuvvet ve denge noktasına doğru olduğuna göre ivmenin de denge noktasına doğru olması gerektiğini söyleyebiliriz. Cismi hareketini O'dan K'ya doğru yaptığı için hız vektörünün de K'ya doğru olması gerekir. Bu durumda doğru seçeneğimizin A olduğunu söyleyebiliriz. Altıncı sorumuz yine bir basit hamurluk hareketle ilgili bir soru. KN nokta arasında 12 saniyelik periyotla basit, basit hareket yapıldığı ifade edilmiş. Cisim şekildeki konumundan geçtikten 15 saniye sonraki konumu soruluyor. Şimdi bildiğiniz üzere arkadaşlar O ile M arası T bölü 12 saniye geçer. Yine L ile O arası yine t bölü 12 saniyelik bir sürede alır. M N arasını t bölü 6. Benzer şekilde K L arasında t bölü 6 sürede alır. T 12 olduğu için burayı 2 saniyede, burayı 1 saniyede, yine burayı 1 saniyede, burayı da 2 saniyede alacaktır. Şimdi L noktasından harekete başladık. 12 saniye geçtiğinde tekrar L noktasında oluruz hareketi tamamlamamıza 15 saniye kaldı. O zaman 12 saniyeden itibaren 1 saniye daha geçtiğinde bakın buradan O noktasına ulaşırım. Zaman oldu 13. 1 saniye daha geçtiğinde M noktasına ulaşırım. Zaman oldu 14. N'ye ulaşmam için 2 saniye geçmesi gerekiyor. Oysa benim 1 saniyem kaldı. Demek ki M ile N arasında bir yerde olmam lazım. 15. saniyede. Bu durumda doğru cevabımızın E seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Yedinci soru yine basit harmonik harekette e, hızıyla ilgili bir soru var. AC noktalar arasında basit harmonik hareket yapan cismin maksimum hızı VM'dir. Bu maksimum hız arkadaşlar O noktasındaki hızdır. Çünkü basit harmonik harekette hız ifadesi bildiğiniz üzere V eşittir. Omega çarpı R kare eksi x kare ile ifade edilir. Burada r e, hareketin genliği x de e, herhangi bir noktadaki uzanımı ifade eder. Şimdi o noktasındaki hızın vm olduğu söylenmiş. O zaman vm hızının büyüklüğü o noktasında genlik 0. Omega çarpı 5'in karesi eksi 0 diyorum. Çünkü o noktasında genlik 0. 0 olduğu için buradan M noktasında, M, M en büyük hızının, Vm hızının 5 omega olduğunu bulurum. Benzer şekilde B noktasındaki hızını da Vb olarak ifade edilmiş. Yine omega çarpı genliğin karesi yani 5'in karesi eksi. B noktasındaki uzanımı 4 olduğu için 4'ün karesi. Burada gerekli işlemleri yaparsak 5'in karesi 25, 4'ün karesi 16. Farkını aldım 9. 9 da dışarıya 3 olarak çıkacağı için burası 3 omega olacaktır. Soru da bize VM yani maksimum hız bölü VB sorulmakta. Biz VM'yi 5 omega olarak bulduk. B noktasındaki hızı da 3 omega olarak bulduk. Omegalar sadeleştiğinde sonucun 5 bölü 3 olduğunu buluyoruz. Bu durumda doğru seçeneğimizin D olduğunu söyleyebiliriz. Sekizinci sorumuz yine basit harmonik hareketle ilgili bir soru. Yay sarkacının periyodu sorulmakta. Yay sarkacının periyodu bildiğiniz üzere arkadaşlar 2 pi karekök içerisinde m bölü k olarak ifade edilir. Değerleri yerine yazdığımızda 2 çarpı pi'yi 3 olarak alınması istenmiş. Kütlenin 5, yay sabitinin de 180 olduğu verilmiş. Burada 2 kere 3, 6. 5 ile 180 sadeleşirse burası 1 bölü 36 yapar. Buradan devam edersem 6 çarpı 1 bölü 6 diye çıkacaktır. Sonucun 1 saniye olduğunu bulurum. Bu durumda doğru seçeneğin A olduğunu söyleyebiliriz. Dokuzuncu sorumuz e, su dalgalarında kırılımla ilgili bir soru. Dalgalarında bir su dalgası, doğrusal su dalgası üreten kaynaktan çıkan dalgalar engellerden geçerek birinde kırılıma uğruyor, diğerinde kırınma uğramıyor. Bunun nedeni olarak hangileri e, olabilir demiş. Su dalgalarının kırınıma uğrayabilmesi için arkadaşlar su dalgalarının dalga boyunun yaklaşık olarak yarık genişliğine eşit veya büyük olması gerekiyor. Bu durumda yarık genişliklerinin farklı olması birinin kırınıma uğrayıp diğerinin uğramamasını açıklayabilir. İkinci durum leğen derinliğinin her yerde aynı olmaması. Şimdi örnek veriyorum buradaki suyun bu tarafı derin yani dalga boyları büyük buradaki taraf da daha sığ yani dalga boyları da küçük olabileceği için yani dalga boyunu belirleyeceği için suyun derinliği bunu da yine kırınımın olup olmaması ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Dalga frekanslarının farklı olması. Bunlar aynı kaynaktan çıktığı için frekansları birbiriyle aynı olmak zorunda. Çünkü aynı kaynaktan çıkıyorlar. 3 Üç, e, dikkate almıyoruz. Bu durumda doğru seçeneğinin 1 ve 2 olduğunu söyleyebiliriz. Onuncu soru yine su dalgalarının kırınımıyla ilgili bir soru. Hangi dalgalar engeller arasında geçerken kırınıma uğrar? Evet dalga boyu ile yarık genişliği arasında eşit ve büyük ilişkisi olması gerekiyor ki dalgalar kırınıma uğramış olsun. Birinci şekle baktığımızda dalga boyu 8, yarık genişliği 1. Demek ki burada kırınım görülebilir. İkinci şekle baktığımızda dalga boyu yarık genişliğine eşit. Yani aynı boyda. O zaman burada kırınımın gözlenmeyeceğini söyleriz. Çünkü yaklaşık eşit veya büyük olması gerekiyor. Eşit olduğu zaman kırınım gözlenmez. Burada yine dalga boyları gördüğünüz gibi yarık genişliğinden daha büyük. Burada da yine kırılımın gözleneceğini söyleyebiliriz. Bu durumda doğru seçeneğimiz E seçeneği olacaktır. Evet değerli arkadaşlar. Online kazanım izleme sınavındaki 12. sınıf fizik soruları çözümlerini tamamlamış bulunmaktayız. Bir dahaki çözüm videosunda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.